Merhaba sevgili sekizler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde dördüncü ünite on the phone konusuyla ilgili map kazanım kavrama örnek sorularını çözeceğiz. Her zaman olduğu gibi sorudan başlıyoruz. Önce sorumuzu okuyoruz. Which of the followings? Aşağıdakilerden hangisi? Complete the dialogue diyor arkadaşlar diyaloğu tamamlar. O zaman diyaloğu birlikte okuyalım. Hey Larissa, it's Wendy. Ben Wendy. Are you free this weekend? Bu hafta sonu sen boş musun? Hi Wendy. Why are you asking? Bakın, niçin soruyorsun diyor. I want to go to the new Chinese restaurant with you. I want to go to the new Chinese restaurant with you in the afternoon. Öğleden sonra hafta sonu seninle e, Yeni Çin restorantına gitmek istiyorum demiş arkadaşlar. Bakın this weekend diyor. O zaman en doğru cevap hangisi olabilir? Bakalım. Bakın Larissa'nın planları... Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü için bu şekilde yazılmış. Ee, pazartesi günü kız kardeşiyle alışverişe gideceğini "Shopping with my sister" diyor. Thursday, Perşembe günü meeting with friends, arkadaşlarla buluşmak. Tuesday, Salı günü watching a movie, sinemaya gitmek, sinema izlemek. Friday, Cuma, visiting the library, kütüphaneyi Ziyaret etmek Wednesday, Çarşamba günü Going to the concert Beyoncé konserine gidecekmiş. Çarşamba günü Saturday, Cumartesi günü Swimming Yüzmeye gidecekmiş arkadaşlar. My sister and I will go shopping together. Birlikte alışverişe gideceğiz diyemez. Çünkü bu Pazartesi günüydü. Bakın hafta sonu etkinlikleri bunlar. Saturday, Swimming Sunday helping mother with the housework. Annesine ev işlerinde yardım edecek pazar günü. I'm sorry I have to finish my homework. Bundan hiç bahsetmemiş arkadaşlar. Homework ev ödevi ile ilgili. I'd love to çok isterim. But I have things to do. Fakat yapacak şeylerim var diyebilir kısaca. C şıkkı olabilir diyoruz ya da of course I will be there on time zaten diyemez arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı direkt olarak söylememiş ama yapacak bir şeylerim var demiş. Evet ikinci sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Hello Mr. Archler. My car is not working. Benim arabam çalışmıyor. I don't know the problem. Problemi bilmiyorum. Hi Mr. Cullingham. Oh, I'm sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzüldüm. And I have a meeting at 10 o'clock, diyor Mr. Cullingham. Yani e, saat 10'da bir toplantısı varmış. Mr. Armchair ne demiş? Okay. Okay, tell me where you are and e, bana nerede olduğunuzu söyleyin ve demiş arkadaşlar. Choose the correct option to complete the dialogue. Diyaloğu tamamlamak için doğru seçeneği seçin diyor. I hope you will be more careful when you drive. Araba sürdüğünüz zaman umarım daha dikkatli olursunuz. More careful daha dikkatli olmak demektir. I will send someone to take you and your car. Birini göndereceğim sizi ve arabanızı alması için. Bakın aslında en doğru seçenek budur çocuklar. Zaten bunun alakasız olduğunu gördünüz. Nerede olduğunuzu bana söyleyin diyor ve ben size Arabanızı ve sizi alması için bir kişi göndereyim. I will see your car if you come to the garage. Eğer garaja gelirseniz ben arabanızı göreceğim diyor. Bu da olmamalı. I will go to the meeting if you really want. Gerçekten isterseniz ben toplantıya gideceğim. Gördüğünüz gibi en doğru cevap I will send someone to take you and your car bana nerede olduğunuzu söyleyin. Size arabanızı ve sizi alması için bir kişi göndereceğim. Bakın burada will kullanılmış. Cevabımız 5 şıkkıdır. Answer the question according to the dialogue between Angela and Bridget. Angela ve Bridget arasındaki diyaloğa konuşmaya göre soruyu cevaplamamız isteniyor. Birlikte okuyalım. This is Angela speaking. How can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? Angela, ben Angela diyor. I would like to make a reservation from Germany to Turkey on August 3. Şimdi Ağustos'un 3'ünde Almanya'dan Türkiye'ye From Germany to Turkey diyor. Bir rezervasyon yapmak istiyorum. Biliyorsunuz I would like isterim demektir. There is a flight at 11 o'clock. Saat 11'de bir uçak var. In the morning and one at 2 o'clock in the afternoon. Bir tanesi de saat 2'de diyor. One ticket for the 11 o'clock please. Plane please. Bir bilet saat 11 uçağı için lütfen demiş. E, can you ve bir soru soruyor. Is Bridget Hopkins. Bakın Bridget Hopkins arayan kişinin adı. O zaman fill in the blank boşluğu nasıl doldurabiliriz arkadaşlar? Adını söylediğine göre e, repeat that again. Tekrar eder misin demiş olmamalı. Çünkü bakın farklı bir e, ismini sor, e, söylüyor direkt olarak. Tell me your name olabilir. adını söyle Adınızı bana söyleyin. Bridget Hopkins Hold on a moment. Bir dakika bekleyin. Spell your name. Adını hecele. Adını hecele derken bu şekilde söylemeliydi arkadaşlar. B-R-I c E T şeklinde söylemeliydi. Oysa direkt adını ve soyadını söylediği için cevabımız C şıkkıdır.